Herkese selam Pes Türkiye kanalına hepiniz hoş geldiniz dostlar Ferhat kardeşimiz resamdayız kendisine sıfırdan bir kadro kuracağız 0 TL'lik bir kadro dostlar herhangi bir para yatırılmamış bir hesap bakalım ne kadar etkinlik yapmış hangi topları almış bunu birlikte kontrol edeceğiz bu tarz videoların devamı için like atmayı lütfen ihmal etmeyin gün içerisinde videolar gelecek bu arada gelen oyuncuların analizlerini gece 12'de YouTube'daki canlı yayınımızda yapacağız hiç merak etmeyin Like'ını attın. Eğer like gördüysen, hype puanını da verdiysen şimdi yapmamız gereken kadroyu kurmak. Hemen şöyle kontrol edelim. Bu arada uzun süredir şunu diyeceğim. Aa, boşsuz menajer almış ki ben seçeyim diye. Çünkü uzun süredir bosslu olmayan bir kadro kurmamıştık diyecektim. Ama gördüğünüz gibi Pep Guardiola'da Xavi Alonso var. Erik Tenak Bostu değil. Southgate toplam 3 tane bosslu menajer var. Biz Pep Guardiola alalım. Top çevirme oynuyor çünkü. Hemen şöyle kontrol ettiğimizde şöyle gelelim ve top çevirme oynanıyor. Tamamdır. Zaten sağda da yazıyormuş. Dostlar hemen kadro kurmaya geçiyoruz. Bakalım nasıl bir kadrosu varmış. 0 TL'ye gerçekten her zaman söylediğim bir şeydi. Bak kadroyu bilmiyorum. 3100 Kolektif gücün üzerinde 0 TL'lik bir kadroysa bence iyidir. Yani benim için e, sınavı geçer arkadaşlar. Benim için öyledir. Dostlar kaleciyle başlayacağız. Bu arada çok fazla oyuncusu var. Fulleme diye oyuncusu da var. DPS'inde mi problem var acaba? Bir kontrol edelim. Seviye antrenmanı diyelim hemen şöyle bakalım. Aslında fullleyebilir. 280 bin GPS olması bir tık az. Bana göre. Hemen şöyle sözleşme yenime bakacağım. Aha nerelere girdim oğlum ben lan? Bir Bir dakika. İlk defa buraya girdim. Sözleşme yenilemesine bakacağım bir saniye. O da 20'lerde falan mıydı ya? Bir daha bakayım. 31'miş. Keşke 20 olsaydı. Şimdi kaleciyle başladık. Şöyle kontrol ediyoruz. 96'lık Dida var. Çok iyi. Onun dışında aa çağların şey Atletico Madrid kartı var. Neuer var, Alisson var. Bunların sözleşmelerini yap bitirmemiş, silmemiş. Bu arada e, sözleşme yenileme bileti kazanmak için oyuncu silmek gerekiyor sanıyorum ki. Ona dikkat et. E, önümüzdeki yılda oyunda Hani ekstra top açılımı hakkı verecek. Hani kullanmadığı mesela bu kalecilerin hepsini kullanmazsın. Bir iki tane sağlam kaleci seç. Geri kalanlarını silersen sanırım DP ve GP kazanıyorsun. Aynı zamanda sözleşme yenileme bilet de kazanıyor değil mi? Bilenler bir yorumlara yazsınlar yanlış bilgi vermiş olmayın. Kaleciyi seçtik. Stoper hattına bakalım. Bonucci abi emekli oldu adam. Bu kart değerlidir şu anda. Emekli şu an istesen de alamazsın. Blint var. Çıktım yukarı. Oğlum bu bizim Berat'a benziyor ha. Askere giden Berat'a benziyor Yoro. Çıktım yukarı. Beckenbauer fullenmemiş. Daha full olan kartlar olacaktır. Çıktım tekrardan. Davinson Sanchez, Rahmani. Tekrardan çıkıyorum. Rudiger. Rudiger. Aa, Ray kart var. 101. Dost da oynayabiliyor. Tamamdır. 101 Ray kart aldım. Saliba var. Yapıştır. 101. 100'ün altında kalmamaya çalışacağız. Beckham da var. Beckham şöyle dost pozisyonuna alalım dostlar. Eee... Eder Militao'yu da alabiliriz. Aa 99 mı oluyormuş o? Saliba tamamdır. stoperde zaten 101 olmadığı için şu sol de oynayamıyor. Tamamdır. Saliba'yı çıkarırız. Yüzün altında bırakmamaya çalışacağız. E, kardeşimizin hesabında. Rudiger de yüz oluyordur galiba. Tamam ama bek oynayamıyor. Tamamdır. Şimdi sol bekten bir tane adam Angelinho Allah kahretmesin. Çıktım yukarı. Carlos var. Birçok oyuncu da bulmuş aslında ama sözleşmeleri niye yenilemiyor bilmiyorum. Kosto Kurta'yı şöyle ilk önce alalım. Hernandez var. Hernandez'in bu kartları 100 olmuyor. Kanser'le sözleşmesi bitmiş. Hemen şöyle geleyim şöyle alayım. Sabek'te. Ulan herkesdeki yavruyu almış ya. Tomiya şu. Tomiya bu kartını hiç görmedim ha. Bergamutçayı. Süper. Bu arada bayağı iyi gidiyoruz ha. Yani... 100, 100 ve üzeri aynı zamanda 1-2-3 tane destans oyuncu da var ki bunlardan bir tanesi oyunun hediye verdiği bir destansı değil. Aynı zamanda Dida ve Ray kartla parayla açılan toplar. Mantıklı yani. Arnold var. Tamam. Defans hattını çok iyi kurduk bu arada. Herhangi bir sıkıntımız yok. Çıktım yukarı. Defans forta sağdan birini düşürebilirsek çok güzel olur. En azından stopere e, ee, Beckenbauer'ı çekerim. Ama evet yok. Göbek orta sahaya bakalım. Rice falan var. Rice zaten 101 100 olacak galiba. İşimize gelmez. Çaka var. Angus var. Gördüğünüz gibi. İnşallah Angus diye okunuyordur. Çıktık yukarı. Bayağı da oyuncusu varmış ha. Yani öyle az buz değil. Will şair var. Pedri var. Pedri'yi de alabilirim. Will da alabilirim. Sonuçta 100'ün altında kalmıyorlar. Bellingham'da var. Park var. Park'ı fullememiş. Bu kim lan? Sol kanat. Bangula M okunmuyor galiba değil mi, Bangula diye mi oku M Bangula diye okunmuyordur Yukarı çıktım e, Nico Williams var çok güzel Baya da kart var ha Yani e, etkinlikler baya yapılmış Şimdi Bak can alıcı soru Oldlar bilir şu kadroda Bak yine soruyorum şurada şu anda Fakir mescisi diye adlandırdığım Oyuncu nun reytingi Kaçtır yorumlara bekliyorum Bilmeyenler de çıkacaktır. Şu anda Fakir Mehdisi diye adlandırdığım oyuncunun reytingi kaçtır? Dakikayı yazarak ya da direkt yorumlarda reytingi yazabilirsiniz. Çıktım. Arda'nın kartı da fullenmemiş. Bu arada bunların çoğunu bence silmen lazım ya. Yani çünkü hakikaten hem DPGP de kazanacaksın. Bellingham, Kevin De Bruyne de aldım. Çok iyi Mbappe. abi çok iyi. Ronaldinho da var. Ronaldinho çok iyi. Bir tane kaldı. Kesin 100 ve üzeri kaldı. kurduk ya. Net yani. Şöyle bakıyorum. Bakar mısınız? Oy. Bakar mısınız ne kadar oyuncusu var ya? Maşallah. Yani orada GPC, DPC az gibi görünüyor ama zaten bunları fulllediğinde inanılmaz olur. Maradona da var ama şu anda girmez. Çünkü yedekleri alabiliriz. Inzaghi, anime kartlar da var. Bütün etkinlikleri bu arada yapmış hemen hemen. White'ı göremedim. White'ı gözden kaçırmadık herhalde. White'ı bulamamış. Alamamış sanırım. Cristiano Ronaldo var. Immobile. İyi bir center düşürsek düşürürsek çok güzel olur. Vinicius Junior. Havers var. White de yerine Havers almış. Evet. Ondan dolayı. Drogba da var mesela ama şu anda biz forvet'i kurduk. Bir şöyle bir genel diyelim mi? 102 olmaz değil mi? 102 olmaz. Tamam. Ronaldinho orada iş görebilir. Neymar var. Drogba var. Neymar'ın da şey olacağı biliyorum ama... Bir dakika. Şu kaç oluyor? Bu da 101 oluyormuş. Hmm. Drogba. Drogba da 101 oluyor. Neymar da 101 oluyor. Havertz de 101 oluyor. Tamamdır. Bu arada forvetlerden hangisini beğeniyorsunuz bilmiyorum ama ben bu aralar... Konsolda beni izleyenler bilirler. Birazcık böyle topu şişirme olayına girdim. Hakikaten çünkü e-sporcular falan da yapıyor. Genelde böyle tiki taka ile çıkmak çok zor defanstan. O yüzden topu uzun bir adama şişirdiğinizde gerçekten orada pozisyon bulabiliyorsunuz. Artık oyun buna döndü maalesef ki. Geriden pastı çıkmak ya da orada ne bileyim build up'lar yaparak kafanı kafa yormak falan artık onlar eskiden kaldı. Direkt topu şişirip orada bir kaos futbolu oynamak daha mantıklı oluyor. Dostlar 2016 ilk 10 bir kolektif güç rekoru yaptık. Şimdi bu arada 0 TL olduğunu unutmayalım. Aynı zamanda yine söylüyorum bakın kadroyu daha önce kurmadım. 3100 Ferhat'ın kadrosu 3100'ü geçiyorsa benim için yani 10 numara bir kadrodur 0 TL için. Hemen geldim Havers'i aldım. Fodun'u geldim aldım. Sonu aldım. Mbappe'yi alamayacağız. Var çünkü. Hemen Maradona. Maradona bu arada 101 oluyor diye biliyorum ya. Belki farklı fulleme yapmış olabilir. Hemen Drogba'yı aldım. Pedri'yi aldım. Şöyle yapalım hatta. Bu arada zaten çok iyi oyuncular. Aa Kruyff'ı um, Mruyff'ı alırım ben. Tamam. Ronaldinho. Harika. Lionel Messi'miz var. Neymar. Salah kaç oluyor burada? Salah 100. Joshua kim mi? 100 olacak. Evet geçeriz. Rodri. Rodri 100. 3146. Kesinlikle net söyleyeyim inanılmaz bir şey. Dostlar ee, şu kadrodan en fazla golü atana bakmayacağım. Şöyle bakmayacağım. Ya, bakacağım da tahmin etmeyeceğim. Şu an tahmin amamda değilim. Ya da tahmin Embappe diyorum arkadaşlar. Bakalım ne olacak? Bilebilecek mi? Şu Santorpor'lara hemen bakalım. Merak ettim. 160 gol atmış ile bu arada. Bir bakalım şöyle. 181 gol. Abi Haaland ya. Haaland yani. 122 bilemedik. Gittik, güme gittik. Bu Bellingham yeni geldi zaten. Yani siz kimi tahmin ediyordunuz bilmiyorum ama buradan bir kontrol etmiş oluruz. Ya ofansif orta sahalardan zaten Santrfor'a bakmak daha mantıklı. Eee o kadar çok maç yaptığına inanmıyorum. O oh, maç 2 asist. Oha Havers'in golü de yok ha. Fod'una da bir bakalım. Yani çok üst düzey değil. Son Hongmin eski kartı olabilir bu. Ya gördünüz mü? Bu arada yani 974 maça belki az kalabilir istatistik ama 232 gol atmış abi. Boru değil yani. Bir de Drogba ve Neymar'a bakalım. Maradona'nın da çok fazla şey yapacağını sanmıyorum. Evet. Hemen şöyle Neymar'a geliyorum. Neymar'da genelde çok fazla maç oynanan oyunculara donuluyor. Yani 317 maç oynamış ve bir de Maradona'ya Ronaldo'ya da bakalım. Hemen şöyle baktım. Evet. Ve son olarak Ronaldinho'ya bakalım. Salah kartı. Da, oha. 1098 maç. Eski kart tabi doğal olarak. 204. Bir de şurada Salah var. Aklımızda kalmasın arkadaşlar. Salah'a da bakalım. O da 21 maç. Dostlar izlediğiniz için çok sağ olun. Güzel, keyifli bir videoydu. Umarım keyif almışsınızdır. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Bu arada gün içerisinde takipçi kadroları yorumlama gelecek. Lütfen onlara da desteğinizi ihmal etmeyin. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.